Arkadaşlar merhaba, ben yakın çıktı bir dakikada Kastuan Doktoruz. Videoya geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimi aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. Es ist Fallout. Fick das Grundgesetz. Ich brauch kein Grund to kick. Sonny Black is back und es wird wieder umgerechnet. Hepinize yepyeni bir videoda merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün sizleri PvP modların kurulumundan kurtarıyorum gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Videoya lütfen like atmayı unutmayın. Öncelikle önümde bir tane panel var gördüğünüz gibi. Bu panel gençler belki birçoğunuzun bildiği, belki de birçoğunuzun ilk defa gördüğü bir panel. Bu gençler Badline Client adlı bir panel. Birazcık değişik görünebilir sizlere, normal Minecraft ekranından farklı olarak yani. Ama bence de söylenebilir. Gençler bu client'in özelliğini isterseniz direkt onlardan size bahsedeyim. Bu client demiş ki abi, lan insanlar Minecraft'ta PvP modlarını araştırıyor. 1.8.9, 1.8, 1.7.10. Biz demişler hepsini birlikte yapalım, o zaman insanlar da bunu kullanmış. Belki bunun videosunu yüzlerce YouTuber çekti. Ancak gençler ben sizlere bunu detaylı bir şekilde göstereceğim ve ne kadar güzel bir client olduğunu göstereceğim gençler. Tabii farklı clientler de var. İsimlerini şimdi unuttum. Cosmic client vesaire falan filan var. Ama gençler benim size önereceğim client Badline client. Badline kedi olalı bir fare tuttu yani. Önceki client bu kadar güzel değildi. Ancak yeni client'i deneyince gördüm ki bayağı bir hoş yani. İsterseniz gençler ne demek istiyorum, hep beraber oyunda görelim. Direkt Hypixel hepimizin bildi. Klasik Hypixel'e bir giriş yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oyuna da giriş yapmayı başardık. Şimdi şöyle bir kimsenin olmadığı bir köşeye falan geçelim abi. Tamamdır gençler, geldim. Half Dump'ı texture pack'ine geçtim. Ortalık biraz daha aydınlık ve güzel gözüküyor ve birisi geldi. Kız geldi. Neyse boş verin. Kızı boş verin. Şimdi gençler böyle bir ekran geliyor oyuna girdiğinizde. Bu arada kurulum linkini de açıklama kısmına vereceğim. Zaten Badline'ın kendi sitesinde, oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyuna girdiğinizde bu ekranda görmüş olduğunuz işte FPS'di, Ping'di, bu WASD'di, mesela CPS'di. Bunları ekrana nasıl getireceksiniz veya yerleri nasıl ayarlayacaksınız? Direkt ben size bunlardan bahsedeceğim gençler. Öncelikle ESC'ye basıyorsunuz ve burada Badline Client Setting var. Bu ne demek? Badline Client'in ayarları demek. Bu arada arkadaşlar uyumadım ve orucum şu anda. Bu videoyu sabah erkenden çekiyorum. Daha uyumadım. Sabahın şu an 8.30. Hemen video çekip kanalda yetiştirmem lazım. Çünkü uyuyacağım şimdi. Akşam ancak kalkacağım büyük bir ihtimal. Direkt gençler buraya giriyoruz, tamam mı? Burada mesela birçok şey var yani. Benim anlatmama gerek yok aslında. Hani artık zaten birçoğunuz biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Ancak ben yine de ufaktan sizlere işinize yarayacakları göstereceğim. Ve gençler Badline Client'le 1.7.1.8'de 1.8 oyunlarda bile 1.7 hitleri neredeyse vurabiliyorsunuz yani. Bunu da oyunda birazdan göstereceğim sizlere. Öncelikle gençler burada dolu şey var. Mesela şu full bright ne demek? Bu gençler madene girdiğinizde hani abi işte light map. İşte light map'i nerede indiriyorsun? Hangi light map'i kullanıyorsun falan diye soruyordunuz gençler. Abi neyse, AFK lobisi atması daha iyi oldu. Hangi light map'i kullanıyorsun abi diye soruyordunuz gençler. Şimdi Badline client'in güzelliği burada. Abi SC tekrardan basalım, şöyle girelim. Bunu açtığınızda gençler madene girdiğinizde her taraf hani aydınlık. İşte light map'ti, texture pack'in aydınlıktı. İşte atıyorum torch'tu, meşaleydi, hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece şunu gençler aktif ediyorsunuz ve tüm olay çözülüyor yani. Birinci güzelliği burada. İkinci güzelliği şurada. Chat'leri daha doğrusu chat bazı insanlarda gençler oyunu böyle kapmadığı için FPS'lerinizi falan düşürüyor. Birçok kişi bundan şikayetçi. Hani insanlar sürekli yazıyor. FPS düşük olan arkadaşlar chat'ten rahatsız oluyor. Bastığınızda chat de kapanıyor abi. Chat de gitti artık. Abi ben açacağım tabii ki. Ben de açık kalsın. Koordinat modu var, bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve birazdan yerlerini değiştirmeyi de göstereceğim sizlere. Şu anda facecam olduğu için sol yukarıyı maalesef ki göremiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sağ tarafa geçelim. Show GPS. Gördüğünüz gibi gençler CPS'i de ekleyebiliyorsunuz. Show ping. Her oyunda pinginizi gösteriyor. Show FPS. FPS'inizi gösteriyor. Buradan TCP no delay. Mesela buradan gece gündüz yap. Mesela full gece olsun oyunu isteyebiliyorsun. Hani yapabiliyorsunuz. Full sabah yapabiliyorsunuz. Kafanıza göre, buradan kafanıza göre ayarlayın yani. Mesela scoreboard bu da çok iyi. Mesela sağ tarafta tekrardan söyleyeyim, hani FPS'iniz düştüyse hani scoreboard'ı kapatabilirsiniz. Hani kaç kişi var oyunda vesaire falan. Bunları da yapabiliyorsunuz. Şimdi bunların yerlerini nasıl ayarlıyoruz? Buna geleceğim. Şimdi mesela buraya girdikten sonra daha sonra buradan, pardon çok yanlış girdim, özür diliyorum. Şu altta gençler tabii geri gelebilirsem şöyle. Şu an facecam'ın olduğu yerde mouse, tamamdır, tıkladım. Enabled GUI Edition var gençler. Buna tıklıyorsunuz buradan, tamam. Ekrana koyduğunuz her şeyi artık dizayn edebilirsiniz. Mesela FPS atıyorum. Ha, bu yaptım.
Al FPS'im 250 mesela. Neyse şimdi düzelteyim ben. Yani bunu istediğiniz yerlere gençler böyle koyabiliyorsunuz. Ben sağ yukarı tercih ediyorum genelde. Renklere falan da var, onları da gözüksün. Mesela pinginiz nerede, atıyorum yani burada gözüksün veya burada gözüksün. Bunu tamamıyla gençler kendiniz ayarlıyorsunuz. Hani böyle işte yok burada düz durmuyor, burada yamuk duruyor falan filan gibi bir olay da yok. Bunu istediğin kadar büyütebiliyorsun. Yani gösterdim zaten sizlere. Ben genelde böyle yapıyorum ki böyle tavsiye ediyorum. Yani ekranda çok fazla yer kaplamıyor ki büyüklüğü de bence böyle yeterli. Haricen gösterebileceğim sizlere Badland Client'te ne var onu düşünüyorum şu anda. Ne gösterebilirim sizlere? Ya birçok şey var. Şu mesela armor şeyi var mesela arkadaşlar. Armor'da büyük bir ihtimal sizde böyle yan mesela şöyle gösterecektir. Horizon yani gerçi şeyden görebileceğim mi? Facecam'den göremiyorum. Pardon. Abi facecam'ı ben de görüyorum videodayken. O sıkıntı işte birazcık. Şunu bir geri alayım ben. Tabii geri tuşunu bulabilirsem. Heh, buldum. Geçti. Armor statüste şöyle bir şey. Mesela şu an elimde bir şey yok yalnız. Şöyle direkt bir bağlantıyı kesip tek oyunculuğa girmem lazım. Şuradan tek oyunculu. Bir tane direkt şöyle düz bir dünya oluşturayım. Yaratıcı. Şuradan dümdüz. Bir oluşturalım hemen şöyle. Sizlere göstereyim. Çünkü birçoğunuz bundan muzdaripsiniz. Ben de sizlere bir göstereyim abi. Mesela bunları yedik abi böyle. Şu an sizde ilk yüklediğinizde gençler böyle yanda gösterecek. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Tekrardan Badland Client Setting'den şuradan Armor'un yanında böyle yuvarlak anahtar işareti var. Ona tıklıyorsunuz gençler. Buradan Horizon'u Vertical yapıyorsunuz. Ve zaten ben daha önce yerini ayarlamıştım. Yerinde ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benimki de sol tarafa geçti. Aynı şekilde Case Showcase modları, CPS modları da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz gençler. Onları da göstereyim direkt sizlere ben. Tabi facecam'dan yine tıklayamıyorum. Ah tıkladım. Sonunda. Zengin oldum. Yani bunları da gençler dediğim gibi istediğinize göre kafanıza göre böyle ayarlayabiliyorsunuz. Mesela Case Showcase'i buraya ayarlayabiliyorsun. Hani büyütebiliyorsun böyle hayvani bir şekilde. Çok da böyle detaya girmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de son bir kez şeyi göstereceğim şuradan. Mesela gençler bunların renklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum FPS nerede? FPS'i bulalım şöyle. Show FPS. Buradan gençler rengini atıyorum kırmızı yaptım. Mesela kırmızı bayağı hoş duruyor veya yeşil, sarı. Veya Rainbow vardı burada. Sürekli renk değiştiriyor vesaire falan. Yani bunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Hiç modları indirmekle, bilgisayarınızı kastırmakla hiç ama hiç uğraşmanız artık gerek kalmadı gençler. Yani Badland kedi olarak bir fare tuttu. Ki bunu da çok sağlam tutmuş yani. Hakkını yiyemeyiz açıkçası. Şu an ben de kullanıyorum ve FPS'iniz de gençler bayağı arttırıyor ki bundan emin olabilirsiniz yani. Videolarda falan siz de fark edeceksiniz. Haberiniz olsun. Neyse olayı anladığınıza göre gençler hadi isterseniz biraz Skywars'ta akalım. Evet gençler son normale girdim. Bakalım oyunu kazanabileceğiz mi? 3 tane oynatacağım gençler üst üste. Üçünü de kazanabileceğimi düşünüyorum açıkçası şu anda. Tabi ellerim biraz hızlı tutabilirsem. Bu arada oyuna bir saattir falan girmiyorum. Bayağı bir ellerim soğudu yani. Isıtmıştım oyundan önce açıkçası birazcık. Ancak maalesef oyundan çıkıp tekrar girince eliniz tekrardan yine soğuyor abi. Ama tekrardan toparlayabileceğimi düşünüyorum. Burada bir eleman var. Şunu bir keselim hızlı şekilde. O kılıcı bana ver. Teşekkürler bebeğim. Ayakkabı almış. Thank you. Let's go baby. Bir kişi daha geldi arkamdan. Onu da keseceğim. Let's go. GG. Şu gapple hemen hızlı bir şekilde yiyelim. Orada bir eleman var onu gördük. Burada bir kişi daha vardı. Şunu hemen keselim hızlı bir şekilde. Kardeşim selamun aleyküm. Benim adım Azrail. TNT öyle patlamıyor. TNT öyle Bed Wars'taki koyduğun gibi patlamıyor birader. Onun çakmağı var. Çakmağı basacaksın. Öyle oluyor yani. Neyse. Şaka maka Skywars'ı da dönmeyi istemiyordum ancak. Hani girdim bugün yayında ki yayınları da bilenler bilir yani. Bayağı boşuma gitmeye başladı Skywars. Eski günlerdeki gibi olduğu için. Sen de hızlı bir şekilde öyle şöyle. Bay bay. Öldün de mi sen? Teşekkür ederim öldüğün için. Sen direkt aşağı düş abicim. Orada işin yok senin. Tamam base'inde de kalabilirsin. Beni rahatsız etmediğin sürece hiçbir problem yok. Şu anlık çok güzel. 5 kişi yok 4 kişi kesmişim. Zaten oyunda 11 kişi falan oynuyor galiba. Bir 2 kill daha alsak bence yeterli olur. Ya birader ne yapıyorsun Allah için düş artık ya. Sen düş artık valla. Bence hadi aynen görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Bu arada kanala abone ol tamam mı? Yabancı gerçi ama olsun abi. Belki Türk de çıkabilir yani. Duruma göre değişiyor. Şimdi kaç kişi kaldı oyunda? 2 kişi kalmış. Biri zaten biziz abi. Diğer 2 kişiyi benim parçalamam lazım. Çok hızlı bir şekilde elimin soğumasını istemiyorum. Elim hemen ısınmışken böyle hızlı bir şekilde adamları da parçalamak istiyorum. Abi sen kardeş görüşürüz. Sen ne yapıyorsun pampa? Blokla mı keseceğim beni? Oh what the fuck? What the fuck? Abi ben bu oyunu saymıyorum. Neyse hiç çıkmayacağım zaten. Ben bu oyunu saymıyorum.
Ben de diyorum adam neden bana kılıçla vurmuyor? Adamın oltasında Knock Back var herhalde. Lan iki tane koydu anasının şeyini uçtuk ya, neyse. Bu oyun win ama hadi bakalım. Bir aksilik çıkmazsa eğer bu oyun win abi. Hem de çok easy win yani, hadi bakalım. Bir de şu ortaya çok hızlı gitme olayım var benim. Bazen takılıyorum, inşallah bu oyuna takılmam. Videoda olduğum için şanssızlık inşallah beni bulmaz. Hadi bakalım. Ya benim Skywars'ta birçok taktiğim vardı. Şu anki keşfettiğim taktik bu yani. Bunu size de göstereceğim. Mesela abi bu ilk chest'ten her zaman kılıç ve blok veriyor yani oyun. Bazen kar topu da veriyor ekstra olarak. O yüzden iyi oluyor yani. Mesela direkt ortaya gideceğim ve bu chest'i alacağım. Ve çok iyi olacak durumum. Eminim bundan. Aynen o, aynen bu şekilde abi. Şimdi direkt şu ortadaki chest'leri de alacağım. Daha sonra Ender Pearl'ü kullanacağım. Olta nerede? Allah senin belanı vermesin. Bir armor versen ne olurdu? Aynen öyle. Okey baby. Let's go. Şimdi abicim ortaya kim gelirse gelsin büyük bir ihtimal keseceğim gibi görünüyor. Önce şu adamlardan başlayalım. Bu arada Ender Pearl atmak istemiyorum. Çok sakat oynuyorum ben Ender Pearl'le. Bazen elime denk geliyor, böyle adamın kafasına bile attığım oluyor yani. Biliyorsunuz beni. Çok çılgın oynuyorum bazen oyunları. Kardeşim sana hiç gelmeyeceğim. Çok şey duruyorsun çünkü. Böyle atraksiyonlu bir elemansın sen. Büyük bir ihtimal benim üstüm uçacak birazdan da. Ölecek büyük bir ihtimal. Tam ne kadar büyük bir ihtimal dedim ya. Kapışın oğlum artık, hadi ya. Beni mi bekliyorsunuz? Blader sen bir öl. Öldün. Ben gideyim şöyle. Hatta arkamdan geliyor. Git 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 git. No. No way. No way. Ne yapın? Kralı be. Let's go. GG. Bu da çok iyi oldu. Şimdi bir tane de insane girelim. Hiç videoyu kesmeyeceğim. Heyecanınızı yitirmeyin bakalım. Bu arada gençler bu video şöyle bir 1500 like gelir değil mi ya? Bu arada oruç video çekiyorum. Dilim damağım kurumak üzere. İnşallah bu oyunda da kazanırız yani. Kazanırsak çok güzel olur. Bu arada text to pack'in linkini de açıklama kısmına koyarım. İndirmek isterseniz indirirsiniz. Çünkü güzel bir text to pack yani. Skywars'ta falan bayağı işinize yarar. Yani göz gibi geçti. Artık yani mod kurmaya gerek kalmıyor. Yani devri bitti diyebiliriz yani. Mesela Badline Client eğer kapanırsa. Bu arada Badline Client ilk çıktığında paralıymış. Şu anda bedava yapmışlar. Ondan da haberiniz olsun yani. Bir nevi adamlar güzellik yapmış diyebiliriz açıkçası. Okey, şu ayakkabıyı ver. Burada direkt ortaya gitmek birazcık mantıksız gösterir ki hele böyle bir map'te gidilir aslında da. Gitsem mi ki bilemedim ya. Ben ortaya her türlü gitmek zorundayım artık. Çünkü alıştım yani ortaya gitmeye. İşte düştüğümü sanıyor. Aptal. Abi adam düştüğümü sandı, gördünüz mü? What the fuck? What the fuck? Abi. Abi o bloğu koymasam ölmüştüm şu an. O bloğu koymasam o, hani şu an ölmüştüm ve şurayı kapatacağım hızlı bir şekilde ki burayı da. Burada iki chest var. Bunlar bizi doyurur bence. Ama doyurmadı. Bir tanesi açıkçası doyurmadı yani. Sen doyur bari. Peki. Keskin iki aleden çeyre verdi. Bu da ya, bunu da kullanabiliriz yani. Biraz da şöyle üstüme kere enchant basayım ya. Boş boş duracağına. Patlama koruması. Bu arada rastgele basıyorum, haberiniz olsun yani. Öyle uğraşmak istemiyorum. Tamam. En azından koruma bir falan bastım yani. Çok da az da olsun korur yani. Hiç yoktan iyi diye bir laf var bizim ülkemizde bildiğiniz üzere. Şu an onu uygulamış oldum. Ender Pearl'leri mantıklı kullanırsam eğer büyük bir ihtimal kill alabiliriz. Adam aşağı nasıl düştü? Abi. Şuradaki chest alalım ya. Peki hız çıktı. Tamam. Bir dakika boyunca Terminator'a dönüşebilirim. Dönüşmenin vakti geldi o zaman. Hadi bakalım. Bay bay. Adam hile bu arada değilmiş, tamam. Knockback aldı, son anda aldı. Almasa hile diyecektim yani. Okey, bir tane daha az çıktı. Bir dakika daha Terminator olacağız. Ki soldaki adam için kullanabilirim bunu. Şu an kaç saniyemizde? 30 saniyemiz daha var speedle. Adam böyle takmıyormuş gibi davranacağım. Çünkü Skywars'ta o yüzden birçoğu bu mantıklı oynuyor yani. Arkanız döndüğünüz anda bir şeyler yapmaya çalışıyor ki bu adam bana ok atacak. Atabilir şimdi. Bloğum yok. Ender Pearl atıp adama manyaklık yapabilirim. GG. Düşmedi peki. Düşmedi. Sen düşürürüz kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ender Pearl atıp adamı camp skirleyeceğim. Bay bay. Rekt'in kralı be. Öldün mü lan? Ölmüş. GG. Neyse gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım tanıttığım şey de hoşunuza gitmiştir yani. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana diyorum gençler. Bu videoda şöyle güzel bir like sayısı gelirse sevinirim. Ve gençler orucu açarken, bakın oruç vaktinde ve sahura kadar gençler yayında oluyorum. O yüzden bildirimleri açıp abone olup bir de like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.
Radyolar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere, kafanıza sıkacağız.